Evet arkadaşlar, bu dersimizde yamuktan bahsedeceğiz. Karşılıklı iki kenarları paralel olan dörtgene biz yamuk diyoruz. DC ve AB birbirine paralel, bunlara taban diyoruz. Bu yan kenarların orta noktaları birleşirse buraya da orta taban diyoruz. Orta taban uzunluğu da alt taban, üst taban bölü 2. Yine bu orta taban uzunluğumuzda alt ve üst tabana nedir? Paralel. D'den karşı attığımız dikmeye de yamuğun yüksekliği diyoruz. Evet. Şimdi yamuk sorularını çözmeye çalışalım. ABCD1 yamuk, karşı kenarlar birbirine paralel. Şimdi yamuk sorularını çözerken genelde biz bunları paralel kenar yapıyoruz. Şöyle C noktasından AB'ye paralel çizdik. Burası ne oldu? Paralel kenar. 8 ise 8. 5 ise burası 5. Paralel kenar olduğu için bunların toplamları karşılıklı açılar 180 idi. Burası 56. Burası 56 ise bu açımız nedir? 124. Çünkü bunlar paralel ise toplamları 180. Şimdi arkadaşlar şurada bir üçgen elde ettik. Biz biliyoruz ki bir üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani 62. 62 toplamı kaç yapar? 124. İkizkenar üçgen olduğu için burası 62'yi gören 5 ise 62'yi gören 5. X kenar uzunluğu AB ile AB uzunluğumuz eşittir 13. AB uzunluğu 13 santimetre diyoruz. Evet, ABCD bir yamuk. BC AB'ye paralel. DAB açısı alfa, CBA açısı beta, alfa artı beta 90 derece, AB uzunluğu ne diyor? Şimdi arkadaşlar yine D noktasından CB'ye ne çizdik? Paralel. Yamuk olduğu için karşılıklı kenarlar neydi? Paralel. Burası paralel kenar oldu. 7 ise 7, 9 ise karşı kenar kaç oldu? 9. Bu açımız beta ise yöndeş açı beta. Alfa artı beta neydi? 90 dereceydi. Demek ki üçgenin iç açısından burası 90. 9, 12 ne üçgenimiz var arkadaşlar? 9, 12, 15 üçgenimiz. Demek ki şu uzunluğumuzda kaç oldu? 15. AB dediğimiz 15 artı 7, 22. 15 artı 7, 22 santimetre. Evet. ABC'de bir yamuk, EF, AB'ye paralel. Yamuk olduğu için DC'de EF'ye paraleldir. Verilenlere göre x kenar uzunluğu nedir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bunu bir paralel kenara çeviriyorduk. Şöyle yan tarafı paralel seçtik. Bu kenar uzunluğumuz 6 ise burası 6. Karşı kenar 6. Burada kaç yazıyor? 10 geriye kaldı. 4. Burada kaç yazıyor? X geriye kaldı. X ise 6. Şimdi bu üçgenimizde tales özelliğini uyguluyoruz. Neydi tales? X ise 6'nın 4'e oranı 3'ün 8 oldu. 3 bölü 8. Şunları sadeleştirdik. İşler dışlar çarpımı yapılırsa buradan 2x 15, buradan x dediğimiz 15 bölü 2 olur. X bunu nedir diyor? 15 bölü 2 olur arkadaşlar. ABCD yamuk, DC AB'ye paralel, ED uzunluğu 2 birim, AE uzunluğu 3 birim. Olduğuna göre EC uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar şu paraleli uzattık, şu doğrumuzu uzattık. Bunlar bir noktada ne yaptı? Kesişti. Şimdi burada ne oldu? Kelebek benzerliği, benzerlik oranı 2 bölü 3. Bakıyoruz bu bunun kaç katı? 4 katı. Bu da bunun 4 katı olacak. 2 ise 4 katı kaç yapar? 8 kelebek benzerliğinde. T'yi bulduk. Nasıl bulduk? 2 bölü 3. T bölü 12. Buradan T değerimiz kaç olur? 8 olur. Şimdi arkadaşlar burada Z kuralımız var. Yani bu iki açının eşit olduğunu söylüyoruz. Burası açı ortaydı. Eşit. Şu üçgene bakıyoruz. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Alfa 11 ise alfa 11. CB uzunluğu, BC uzunluğu 11 olur. 11 santimetre. Şeklimiz bir yamuk. AD uzunluğu nedir diyor arkadaşlar? AD uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar D noktasından CB'ye paralel çizdik mi? Neydi bu? Paralel kenardı. 5 ise 5. Burada 90 ise paralel olduğundan 90. Yükseklik açıyı bölüyorsa nasıl bir üçgendi? İkizkenar. Burada kaç yazıyordu? 12. Geriye kaç kaldı?
7'ye. Burası yükseklik açı bölgünden ikiz kenar. Burası da kaç oldu? 7. Demek ki AB uzunluğu 7 cm'dir. Evet. Şimdi yamuk çeşitlerine bakıyoruz. Paralel olmayan kenar uzunlukları eşit olan yamuğa, yani yan kenarları eşit olan yamuğa biz ikiz kenar yamuk diyoruz. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamukta şöyle yüksekliklerini çizersek burası kare ya da dikdörtgen olur. Şuna dikkat ediyoruz. Biz bu iki üçgenin aynı olduğunu söylüyoruz. Yani burası A eksi C bölü 2 ise burası da A eksi C bölü 2. Bu yükseklik, burası 2 çizgiydi. Bunların taban açılarının eşit olduğu da önemli. Taban açıları eşit, kenar uzunlukları eşit. Buna dikkat edin. Şimdi A ve C'de ikiz kenar yamuk. BC, AB'ye paralel. Ne var? Yamuğun yüksekliği var. Biz yüksekliği şu köşeye taşıdık arkadaşlar. Bunlar ne oldu? Dikdörtgen. 3 ise 3, 7 ise 7. Şimdi ikiz kenar yamukta bu iki üçgenin ne olduğunu söyledik. Aynı. Şimdi burası 3 ise buraya kaç kaldı? 8. Burası 8 ise şurası da kaç olur? 8. X neresinde? F ile B arası. Yani 7 artı 8 arkadaşlar 15 santimetre olur. Şimdi yamuk bakıyorsunuz nasıl bir yamuk? İkiz kenar yamuk. Hemen karşıya ne indirdik arkadaşlar? Dik. Ne oldu? Dikdörtgen. 4. Geriye kaç kaldı? 8. Bunların ne olduğunu söylemiştik. Aynı. 8'de geriye kalan demek ki bunlar 4'e 4 olur. Tamam. 12 idi. Burası 4'tü. 8 de 4'e 4 paylaştık. Burası özel üçgen oldu. 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeni. Yamuğun yüksekliği nedir diyor? Yamuğun yüksekliği 3 cm'dir. Evet arkadaşlar. ABDC'yi paralel diyor. Tamam. AC açı ortay diyor. AC doğrumuz açı ortay. Hemen şu açıyla bu açının eşit olduğunu söylüyoruz. Niye? Z kuralı. Burası da aynı. Şimdi dikkat edin bu üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Aslında bu yamuk ne oldu? İkiz kenar yamuk oldu. Burası 130, geriye kaldı 50, 25, 25. Burası 25 ise 25. İkiz kenar yamukta taban açılar neydi? Eşit. Yani bu açımız 50 ise burası da 50. 50, 25, 75, geriye kaldı 105. Niye? Üçgenin iç açısı 180. Üçgenin iç açısı 180. Diğer bir soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuzu inceleyelim. Şimdi ikiz kenar yamuk. 9 ise bu karşı kenar 9. Taban açılar neydi? Eşitti. Üçgenin iç açılarından alfa kaç oldu? 30. Burası 60. Tamam. Bize ne istiyor? Üçgenin çevresi nedir? Şimdi 30'u gören 6, 90'ı gören 12. Üst taban kaldı. Dikkat edin. Biz şuradan karşıya dikler atıyoruz. Dikler atınca bu üçgenler aynı oluyordu. Şimdi burası 30 ise burası da 30. 90, burası 60, burası 30. 30 gören, 90'ı görenin yarısı 9 bölü 2 eşit olduğu için 9 bölü 2, 9 bölü 2, 9 bölü 2, 9 yapar. Geriye kaldı 3. Karşı kenarda 3. Şimdi çevreyi buluyoruz. Şimdi 9, 12, 12, 21, alt tabanı da 12 bulmuştuk. Toplarsak arkadaşlar 33 santimetre buluyoruz. 33 santimetre. Şimdi burası ikiz kenar yamuk. Yanlar eşit. Alt taban üst tabana paralel. Ne yapıyoruz? Karşıya dikler indiriyoruz. Burası 6, geriye kaldı 12. Bunlar neydi? Aynı. Evet, kısa dikler yapıyoruz. 6, 6. Şimdi arkadaşlar burası kaçtı? 13. AC 13. Burayı kaç bulduk? 12. Demek ki bu özel üçgen 5, 12, 13. Hemen burayı seçiyoruz. X'i bulmak için artık tek bir yöntem kaldı. Pisagor. Bu da 5'in karesi, 6'nın karesi. 25, 36, 61. X değeri kök 61 santimetre. Şimdi ikiz kenar yamukta arkadaşlar köşegenlerine dikkat ediyoruz. Bir kere köşegenleri eşit. Köşegenleri kesiştiği yerde İkiz kenar üçgen oluşur. Köşegenler kesiştiği yerde ikiz kenar üçgenlerin oluşması bizim için önemli. Demek ki ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşit.
DA CB'ye eşit, yani ikizkenar yani. BD şurası köşekine. CE'ye eşit. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki BB köşegeniyle AC köşegeni eşit. Burayı da şöyle tırtırladık. Şimdi bu iki üçgen ne oldu? İkizkenar. Yani bu açı 80 ise şurası kaç oldu? 80. 80, 80, 160. Yukarıya kaç kaldı? 20. Şimdi arkadaşlar, şimdi şuna dikkat edin. Şöyle kesiştiğinde bunlar birbirlerine çıkıyordu, eşit çıkıyordu. Yani şu 35 ise şu açımızda kaç? 35. 80, 160 ya da 20 kalmıştı. Şimdi bizden istenen, bizden istenen nedir? DCE. DCE. Yani 35 artı 20. Kaç? 55 derece. 55 derece. ABCD ikizkenar yamuk. AD BC'ye eşit ikizkenar yamuk. BD köşegeni KA'ya eşit. Dikkat edin. Şimdi bu köşegeni şu kenarı ne yapmış? Eşitlemiş. Biz ne yapıyoruz? Diğer köşegeni çiziyoruz. Köşegenler birbirine neydi? Eşitti. Şimdi köşegenler kesiştiği noktada ikizkenar üçgen oluşturuyor. Yani şurayı 70 ise şurası da kaç oldu? 70. Şu üçgen nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? İkizkenar. Yani iki iç açı, bir dış açı. Demek ki x değeri kaç derece? 35 derece. 35 derece. Şimdi diğer bir yamamız, yan kenarları tabana dik olan yama dik yamuktur. Şöyle dik yamuk. Yani bunları çözerken de böyle bir kare dikdörtgen, diğer tarafta üçgen yapmaya çalışıyoruz. Kenarlar eşit. Geriye kalan da burada yazmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dik yamuk sorularını da inceleyelim. Şimdi burası 4, 2, bu kenar buraya eşit. AB uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar karşıya bir kattık mı? 2 ise 2, 4 ise 4. Şuraya 2 artı 2 ise burası eşitti. 2 artı 2 olduğunu şuraya dikkat edin. Kenarı bulmanın yolu bulmuyoruz. Pisagor bağlantısı. Burası Pisagor bağlantısından x'i buluruz. Bakın burada özel bir üçgen oldu. Burası 4, burası x, x artı 2. X'e 3 yazarsak 3, 4, 5 üçgen olur mu? Olur. X değeri ise AB değeri 5 olur. AB değeri 5 birim olur. Şimdi arkadaşlar yamuk alanına bakıyoruz. Yamuk alanı alt taban artı üst taban. A artı C bölü 2. Bu neydi aynı zamanda? Orta taban. Orta taban çarpı yükseklik yamuk alanı eşit. Orta taban çarpı yükseklik yamuk alanı. Şimdi arkadaşlar dik yamuk hemen şurada 90 derece. Buraya açıortay vermiş. Yamuğun alanı nedir? Şimdi alfa alfa. Niye? Z kuralından. Burası alfa. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Şimdi dik yamuk sorularını ne yapıyorduk? Karşıya dik atıyorduk. D ise 5. 5 13 ise ne? 12. Evet. Geri kaldı 1. Burası dikdörtgen oldu. Burası 4 ise karşı kenar 4. Yamuk alan neydi? Alt taban 16, üst taban 4, bölü 2, çarpı yükseklik. Burası 20 bölü 2, 10, 10 çarpı 5, 50 santimetre kare yapar arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruyu inceleyelim. Evet, sorumuza bakıyoruz. ABCD dik yamuk. Dolar paralel 2'ye 10 adet 4 kök 5 yamuğun alanı nedir? Dik yamuk olduğu için 90. Karşıya ne yaptık? Dik attık. Kaç? 2. Geriye kaç kaldı? 8. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pisagor. Neydi Pisagor? Karesi 80. 64 ile neyi toplamda 80 yapsın? 16. Demek ki burası 4. Burası kaç oldu? 4. Yamuğun alanı neydi? Alt taban 10. Üst taban 2. 10 artı 2 bölü 2 çarpı yükseklik. 12 bölü 2 6 çarpı 4 24. Bu yamuğun alanı 24 santimetre kare arkadaşlar. 24 santimetre kare. Evet. Sorularımıza devam ediyoruz. Yine bir dik yamuk sorusu alanı ne olduğunu soruyor. Şimdi dik yamuk olduğu için 90. Karşıya ne yapıyorduk?
dik atıyordu. Karşı kenar 8 olacak. 4'ü var, geriye kaldı 4. Kaç kaldı? 9. Niye? 13'tü. Dikten dikiniyorsa öğrettik. Ne gördü? Kaç kare? 9 çarpı 4. Kaç kare? 36. Buradan kaç değiliz? Kaç olur? 6. Burası 6. Yamun alanı, alt taban 17. 17. Üst taban 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Burası 25 arkadaşlar. Bununla bunu sadeleştirdim. 3 çarpımı 75 santimetre kare. 75 santimetre kare. Yamun alanı. ABC'de dik yamuk. Evet. Köşegenlerde kesişmiş yamuğun alanı nedir? Şimdi arkadaşlar dikten dikiniyorsa öğret. Neydi öğret? Bu ikisinin çarpımı bunun karesiymiş. Çarpımı 8. Hangi sayının karesi 8 yapar? 2 kök 2. Şimdi burası dik. Dikten karşıya dikilmiş. Biz şu x'i bulmaya çalışalım. Nasıl biliyorduk? Öğret. Neydi öğret? 4'ün karesi 2 kök 2 çarpı x. Şimdi burası 16. 2 kök 2'yi neyle çarpayım ki 16 olsun? 16'yı ne yapıyorum? 2 kök 2'ye bölüyorum. Bunu bölersem arkadaşlar x değeri 4 kök 2 bulur. 4 kök 2. Bu şekilde bir yamuk. Yamuk alanı yamuk dörtgende. Dörtgenin alanı neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 ile dörtgenin alanı. Köşegenler, bu köşegen kaç? 6. Bu köşegen kaç olmuş oldu? 6 kök 2. Aradaki açı kaç derece? 90 çarpı 1. Başka nasıl buluruz? Üçgenlerde her bir bölgeyi üçgensel olarak buluruz. Ya da yamuktan buluruz. İşte şu kenarlarında bulursam yamuğun alanından da bulurum. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 18 kök 2 santimetre kare. Bu yamuğun alanı. BC uzunluğu nedir diyor arkadaşlar? Şimdi dik yamuktu. 9-12 ne üçgenimiz var? 15. Yükseklik kenarı bölüyorsa nasıl bir üçgen? İkiz kenar 15. Yamuk sorularında karşıya dik çiziyordum 9'sa burası 9. Geriye kaç kaldı? 6. Burası 12 ise karşı kenar 12. Benden ne istiyordu? BC'yi istiyordu. Şimdi Pisagor'dan ne yapacağım? BC'yi bulacağım. 6'nın karesi, 12'nin karesi, BC'nin karesi. Buradan da BC uzunluğu arkadaşlar 6 kök 5. BC uzunluğu 6 kök 5. Evet. ABC'de bir yamuk alt taban üst tabana paralel yan kenarlara eşit bu yamuk alanı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yamukta şöyle bir özelimiz var. Eğer böyle yan kenarlar eşitse bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısıymış. Demek ki bu üçgenin alanını bulursam yamuğun alanını bulmak için ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. 12 çarpı 8 sinüs 30. Neydi sinüs 30? 1 bölü 2. Üçgenin alanını bulalım. 2 çarpı 2 4. 4'e böldük 3. 3 çarpı 8 24. Demek ki bu üçgenin alanı 24. Yamuğun alanı da arkadaşlar bu yamuğun alanına 24 çarpı 2, 48 santimetre kare. Evet, bu yamuğun alanında 48 santimetre kare. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Verilenleri soruda yerleştirelim. DC x birim, AB 3 x birim. Burası 1 mi? Burası da arkadaşlar 3 mi? Şimdi şöyle birleştirelim. Bir üçgende yükseklik aynı ise alanlar tabanları oranı eşit. Bu bunun kaç katı? 3 katı. Alanda ne oldu? 3 katı. Kaç oldu? 36 oldu. 12 ise 3 katı 36. Şimdi bu üçgenin ve bu üçgenin yükseklikleri aynı. Niye? Yamuk olduğu için yükseklik aynı. Alanlar tabanlarına bak. Bunun tabanı x. Bunun tabanı 3x. Arkadaşlar bunun tabanı 3x kaçı görüyor? 48'i. Kaç katı? 16 katı. Birim 16 katı da 16 olur. Bu yamuğun alanı da 48 artı 16. Burada da neyi kullandık? Bir üçgende yükseklik aynı ise alanlar tabanları oranla eşit. Burayı toplarsak 64 santimetre kare olur. Evet.
Son iki sorumuz arkadaşlar. ABCD'nin yamuk, DC paralel. Paralel olduğu için burada Z kuralı var. Burası kaç oldu? 6. Şimdi şurayı birleştirdim. Her tarafı ne yaptım? Üçgen yaptım. Bu 2x. Burası 6x. Niye? Yükseklik aynıysa alanlar tabanlar olan eşit. 2 ise 2x, 6 ise 6x. Şimdi bu yamukta, bu yükseklikte, buradaki üçgenin yüksekliği aynı olduğu için 7 ise burası da 7x'te. ADE üçgeni 6x. Yamuğun alanı da 9, 15x. Bunu buna bölersem 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Demek ki alan oranı 2 bölü 3. Son sorumuza baktık. ABCD bir yamuk, burası bir paralel kenar. Taralı bölgenin alanı nedir diyor arkadaşlar. Şurası 2 cm, burası da 8 cm. Şimdi arkadaşlar burada kelebek benzerliği var. Benzerlik oranı x bölü y, alan oranı 2 bölü 8. Benzerlik oranı x bölü y, alan oranı 2 bölü 8. Alan benzerlik oranının karesiymiş. Bunun karesi yerine biz burada karekökünü alırsak x bölü y oranı 1 bölü 2 olur. Demek ki burası 2x arkadaşlar. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Şimdi buraya ben 1t dersem şurası ne oldu? 2t. Niye? Kelebek benzerliğinden. Şimdi burayı birleştirdim. Yükseklik aynıysa alanlar tabanları olan eşit. Bu bunun 4 katı. 4 katı 4. Şimdi burası neydi arkadaşlar? Paralel kenarı. Köşegeni çizdik. 6 ise diğer taraf 6. Bu taralı bölgenin alanı 10 santimetre kare olur. Arkadaşlar kısaca size yamuktan bahsettik. Yamuk çeşitleri, bunların özellikleri ve bunlarla ilgili birkaç soru çözdük. Gördüğünüz gibi hepsi üçgene bağlı. Üçgen temelinde çok iyi olursa biz bunlarda çok zorluk çekmiyoruz. Bunun için de bolca soru çözmenizi öneriyorum. Kolay gelsin. İyi günler.